İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. Bu kez Bedevileri yerinden etmeye çalışıyor. 1948'de İsrail'in kurulmasının ardından Bedeviler Negev'de belirli bölgede yaşamaya zorlandı. 2019 yılının Ocak ayında ise İsrail, Filistinli Bedevilerin topraklarıyla ilgili yeni bir proje açıkladı. Silah fabrikasını Bedevilerin arazisine kuracağını duyurdu. Orada yaşayan Bedevilerden biri de Ratip Ebu Krinat. Ailesiyle birlikte Negev çölünde yaşıyor. Ratip'e ve binlerce Filistinli Bedevi'ye göre Negev yıllardır evleri olarak bildikleri bir yer. Eğer planlarını gerçekleştirirlerse kendimi çok kötü hissedeceğim. Bizde mahkemeler var. Biz yasal adım attık. Hala tehlikede ancak azıcık umut var. Ama eğer kaybedersek aileme ve çocuklarıma etkisi olacaktır. İsrail'in silah fabrikası projesi yüzünden 1200 Filistinli Bedevi yeni bir sürgünle karşı karşıya. Şu anda İsrail'in güneyinde bulunan Bedevi köyü Ebu Krenat köyündeyiz. 2 kilometre arkamda İsrail'in silahlarını test ettiği bir tesis bulunuyor. İsrail bu tesisi buradaki köye taşımak istiyor. Filistinli insan hakları örgütlerine göre bu taşıma gerçekleşirse binlerce Filistinli Bedevi zorla yerlerinden edilebilir. İsrail'de Bedevi Yerleşimler İdaresi, projenin Filistinli Bedevilerin yararına olduğu iddiasında. Ancak Filistinli Bedevilerse bu adımların İsrail'in sürgün politikasının bir parçası olduğu görüşünde. Bu politikanın temeli Negev'in Yahudileştirilmesidir. Ve bu proje Negev'de Filistinli Bedevilerin yaşamasına izin verilmeyen yerlere Yahudi yerleşimlerinin inşasına katkı sağlayacak diğer politikaların da bir parçasıdır. İsrail, Filistin topraklarını işgale başladığından bu yana yüz binlerce Filistinliyi sistematik olarak yerlerinden etme politikasını sürdürüyor.